Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2024 Ocak ayının 1'i bugün. Yeni maaş ve ek derslerle alakalı tahminlerimizi yapacağız. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı Zaten olsun. birkaç gün sonra yeni Aralık ayı enflasyonu da çıkacak ortaya. Bayağı bir netleşmiş olacak. Zaten Bakalım yaklaştı. üçünde mi belli olacaktı? Öyle bir şeyler söylüyordu haberlerde Evet, ama. ayın üçünde belli olacak. Bunun dışında şunları da ilk önce söyleyeyim. Toplu sözleşmeden kaynaklı biliyorsunuz bir şeyimiz oluyor, ikramiyemiz oluyor. Ondan sonra aile yardımı alıyoruz. Bunlar hep Ocak ayında olacak arkadaşlar yine. Uzmanlık ve başöğretmenlikten kaynaklı olarak bunlar olan kişiler. Mesela bu sene bende de uzmanlık Evet. şeyi var, farkı var. Dil tazminatınız varsa bunu alırsınız. Artı olarak bu ay Ocak ayında maaş farkı alacağız. 15 günlük o farkın kısmını alacağız. Artı olarak DYK egzersiz, belletmenlik gibi şeyleriniz varsa bunları da alırsınız arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarının toplam enflasyonu, ortaya çıkan enflasyon 33,66 oldu. %33,66. Geçen 6 aydan da enflasyon farkı %15 vardı. Muhtemelen Aralık ayında da işte 1-2-3 civarı bir şey geldiği zaman %50 civarında bir zam Artık. alacağımız ortaya çıkıyor. Zaten hani bazı bakanlar da bu yönde açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla biz bu zammı %50 olarak hesaplamaya çalışacağız. Şimdi sözleşmeli öğretmenlerimiz ve kadrolu öğretmenlerimizden çok yıllık olmayanlar 23 bin lira civarında alıyorlar. Ben 23'ten hesaplayacağım o yüzden. 10 yıllık bir uzman öğretmen ise yaklaşık olarak 27 bin lira civarı para alır. Bunun 3 bin lirası uzmanlık farkıdır. İşte 1000 lira da bu kademe artışlarından kaynaklanıyor gibi düşünebilirsiniz. Bunlar baş öğretmen de işte 30 bin lira civarında alıyordur şu ana kadar. Gelen zamla beraber arkadaşlar bu maaşlar işte tabii şunu da söyleyeyim. 8 bin liralık kısma zam gelecek mi gelmeyecek mi muhabbeti var ama hesaplamalar hep geleceği yönünde olduğu için ben de böyle hesaplayacağım arkadaşlar. Sözleşmeli öğretmenin 23 bin olan maaşı 34.500'e, kadrolu öğretmenin 23 bin olan maaşı gene aynı şekilde yeni hani işte 1, 2, 3, 4 yıllık olanlardan bahsediyorum. Ve uzman öğretmen yani en az 10 yıllık olan bir öğretmen ise 27 bin liradan 40 bin 500 liraya artmış olacak. Kadrolu öğretmenin ve ücretli öğretmenlerin ek dersi ise 60 liradan 90 liraya çıkmış olacak. Sözleşmeli öğretmenin ek dersi ise 51 liradan 76 liraya çıkmış olacak. Şimdi geldik teker teker hesaplayalım arkadaşlar. Bir sınıf öğretmeni arkadaşımızın eğer sözleşmeli öğretmense 34.500 lira maaşı vardır. Ek dersi ise 12 ek ders, 3 planlama, 2 rehberlik, 3 de nöbet olmak üzere çarpı 4 hafta 80 saat ek dersi vardır. 80 çarpı 76'dan ne yapar? 6.080 lira yapar. Yani toplamda 34.500 lira artı 6.080 lira 40.600 lira civarında yeni atanan sözleşmeli bir sınıf öğretmeninin maaş artı ek dersi olur. Eğer bu arkadaşımız 3 seneyi bitirmiş ve kadroya geçmişse 34.500 artı 80 çarpı 90 lira olacak ek dersi bu sefer. Ne olacak? 34.500 artı 7.200 lira 41.700 lira yapar. 3 yıllık 4 yıllık gibi bir sınıf öğretmeni kadrolu arkadaşımızın maaşı. Eğer bu arkadaşımız 10 yıllık bir uzman öğretmense bu durumda 40.500 lira maaşı olacak artı 80 çarpı 90 7.200 lira ek dersi yapar. Toplamda 47.700 lira bir maaş artı ek ders almış olacak. Eğer ki branşçı bir arkadaşımızsa yani matematikçi, fizikçi, din kültürü öğretmeni işte gibi bir arkadaşımızsa bu durumda iki tane farklı durumu hesaplayacağız. Bir 21 saat derse giren branşçı, bir 31 saat derse giren branşçı. 21 saat derse giren branşçı arkadaşımızın 6 saat ek dersi olur, 2 saat planlaması olur, 3 saat nöbetten gelir, 1 saat de rehberliği gelir. Çarpı 4 ne yapar? 48 ek dersi olmuş olur. 48 çarpı 76'dan 3.650 lira gelir. 34.500 lira da maaşı vardır. Dolayısıyla toplamda 21 saat derse giren yeni atanmış sözleşmeli bir branşçının maaşı artı ek dersi 38.150 lira para yapar. Eğer bu arkadaşımız 3 seneyi bitirip kadroya geçerse 34.500 artı 48 çarpı 90 deriz bu sefer. Ne olur arkadaşlar? Bu durumda ek dersi 4.320'ye çıkmış olur. Toplamda maaş artı ek ders 38.820 lira olmuş olur. Eğer ki arkadaşımız 10 seneyi bitirirse
ve uzmanlığa geçerse. Bu durumda 40.500 lira maaş olacak ve ek dersinde de 48 çarpı 90 diye hesaplamıştık zaten. Ne oldu? 40.500 artı 4.320, 44.820 lira maaş artı ek ders almış olur. 21 saat derse giren bir branşçı arkadaşımız. Eğer ki bu branşçı arkadaşımız, yani matematik öğretmeni, fizik öğretmeni, din kültürü öğretmeni, edebiyat öğretmeni arkadaşımız 31 saat full ek derse girerse ne olacak? Bu durumda sözleşmeli ise, yani yeni atanmış bir arkadaşımızsa mesela, 34.500 lira maaş olacak. Artı 15 ek ders, 3 planlama, 3 nöbet, 2 rehberliği olacak. Çarpı 4 ne yaptı? Çarpı 76 bir de. Yani 92 çarpı 76 ne oldu? 7.000 lira bunun ek dersi olur. 34.500 lira da maaş olur. Ne olur toplamda? 41.500 lira maaş artı ek dersi olmuş olur. Eğer ki bu arkadaşımız 3 seneyi bitirip kadroya geçerse 34.500 artı bu sefer 92 çarpı 90 diyeceğiz. Yani ek dersinin miktarı değişmiş oluyor. Bu sefer 34.500 artı 8.300 ne yapar? 42.800 lira maaş artı ek dersi olmuş olur. Kadroya geçmiş 3 senelik 31 saate giren branşçı bir arkadaşımızın maaş artı ek dersi. Eğer ki bu arkadaşımız 10 yılı bitirir uzmanlığı da alırsa bu durumda 40.500 lira maaş olur artı 92 çarpı 90'da ek dersi olmuş olur. Ne olacak? 40.500 artı 8.300, 48.800 lira maaş artı ek dersi olur. Kimin? 31 saate giren branşçı bir uzman öğretmenin maaş artı ek dersi. Geldik özel eğitime. Özel eğitimin sınıf ve anaokulundan farkı ne hocam? Sınıf ve anaokulunun olan ek dersini artı %25 fazlasını almış oluyorlar. Yani dolayısıyla sözleşmeli olan yeni atanmış bir özel eğitim öğretmenimizin maaşı 34.500 lira artı 7.600 lira. Yani sınıfçı ve anaokulculardan yani 6.080 liraydı onların ek dersi. %25 fazlası 7.600 lira artı bu ikisi olmuş oluyor. Toplarsak maaşla bu ek dersi yeni atanmış sözleşmeli bir özel eğitim öğretmeninin maaş artı ek dersi 42.100 lira yapar. Eğer ki bu arkadaşımız 3 seneyi bitirip kadroya geçerse 34.500 artı bu sefer ne diyeceğiz? Şu sınıfçımızın yani 7.200'ün %25'ini arttıracağız. Ne oldu? 9.000 lira oldu ek dersi. 9.000 artı 34.500 43.500 lira olmuş olur. 3 seneyi bitirmiş kadrolu bir özel eğitimcinin maaş artı ek dersi. Eğer ki bu özel eğitimci arkadaşımız uzman öğretmense bu durumda 40.500 lira maaş olacak. 9.000 lira da ek dersi olacak. 49.500 lira maaş artı ek ders almış olur. Eğer ki arkadaşımız PDRC ise PDRC arkadaşlarımızda da nasıl hesabımızı yapıyoruz? Haftalık 18 saat ek dersleri oluyor. 4 saat 4 ile de çarpıyoruz bunu. Yani dolayısıyla arkadaşlar yeni atanmış sözleşmeli bir PDRC arkadaşımızın maaşı 34.500 lira olacak. Artı 72 saat çarpı 76 lira ne gelmiş olacak buradan? Buradan 5.500 lira gelmiş olacak. Topladığın zaman 40.000 lira maaş artı ek ders yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız 3 seneyi bitirip kadroya geçerse bu durumda 34.500 lira maaş artı 72 çarpı bu sefer 90 ile çarpıyoruz. Ne gelmiş oluyor? 6.500 lira ek ders gelmiş oluyor. İkisini toplarsak 41.000 lira maaş artı ek ders yapmış olur. Eğer 3 seneyi bitirmiş kadrolu bir PDRC arkadaşımızın maaş artı ek dersi. Eğer uzmanlığı almışsa ve 10 seneyi doldurmuşsa bu arkadaşımızın 40.500 lira maaşı olmuş olur. Artı 72 çarpı 90 6.500 lira. İkisini birbiriyle toplarsak ne yapar? 47.000 lira maaş artı ek dersi olmuş olur. Bir PDRC uzman öğretmen 10 senelik arkadaşımızın maaş artı ek dersi. Geldik son olarak meslekçi arkadaşlarımıza. Meslekçi arkadaşlarımızda bu skala çok geniş. 21 saat derse giren bir meslekçi arkadaşımızın pek ek dersi olmuyor. Neden? Çünkü maaş karşılıkları onların yüksek. Bu durumda 34.500 lira artı 2 rehberlik, 2 planlama, 3 nöbet ekleyebiliriz ancak. 2.150 lira yapmış olur. Yani toplamda 36.650 lira yapmış olur. Ancak maksimumları daha ileride bizden bu arkadaşlarımızın. Yani bu arkadaşlarımız alan şefliği 10 saat. İşte tabii ki bunu olan çok yok. Artı 4, tabii 44 saat derse girerse mesela. İşte artı 4 planlama, 12 saat koordinatörlük, nöbet, açık lise 10 saat alabilirler. Bu durumda işte ek dersleri
hani 200 saatlerin üstüne kadar çıkabilir. Bu durumda işte 50-60 bin lira kadar gidebilir maaşları. Tabii ki bu çok fazla yoktur. Durum bu şekilde arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, maaş artış oranımız %50 civarında olacak. Aynı oranda tüm gelirlerimiz zamlanıyor arkadaşlar. Yani işte hani ne Ek gibi? dersimiz. Ek dersimiz zamlanıyor mesela. İşte aile yardımı zamlanıyor. Bunun gibi her şey zamlanıyor. Yani dolayısıyla buna göre hepsini hesaplamamız gerekiyor. Sınıfçı arkadaşlarımız da işte dediğim gibi sözleşmeli olan yeni atanmış biri 40.600 lira alıyor. İşte branşçılarda 21 saate giren farklı maaş artı ek ders 38.150 lira oluyor. Branşçılarda 31 saate giren bir yeni atanmış sözleşmeli öğretmenin maaş artı ek dersi 40 bin, 41.500 lira oluyor. Özel eğitimcilerde maaş artı ek dersi yeni atanmış sözleşmeli öğretmenin 42.100 lira oluyor. Ve PDRC arkadaşlarımızda yeni atanmış sözleşmeli bir arkadaşımızın maaş artı ek dersi 40 bin lira oluyor. Ve meslekçi arkadaşlarımızda da yeni atanmış 21 saate giren bir meslekçi arkadaşımızın maaş artı ek dersi 36.650 lira oluyor. Tabii ki bunlar tahmini arkadaşlar. Farklı da olabilir. Yani bakarsınız bir refah payı olur vesaire. Veya işte beklediğimizden biraz farklı bir Aralık ayı enflasyon oranı çıkabilir. Bunlar tabii ki değiştirir oranı. Ama hani beklentimiz Bu ve şekilde. son bazı bakanların da açıklamaları %50 olacağı yönünde. Ve tabii ki bakalım hani böyle olacağını bekliyoruz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Amin. Evet. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.